Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tuğ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonuna açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz renklerden size motifli bir model hazırladım. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. İçi serum halkası ile yapılıyor. En küçük boy serum halkası. Bu şekilde ilk önce motif kısmını yapıp sonra yemenimize tığlama işlemine geçiyoruz. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk önce beyaz ipimizi tığımıza tutturarak başlıyoruz. Serum halkamızın içine sık iğne yapıyorum. Bu birinci sık iğne. Bu da ikinci sık iğne. Bu şekilde iki tane sık iğneyi yaptım. Şimdi bir, iki, üç zincir çekiyorum. Buradaki yuvama girip bu şekilde buraya üç zincirli yuva yapıyorum. Yani serim halkasının içine giriyorum arkadaşlar. Yine bu şekilde sık iğnemi yaptım. İki sağda, iki solda olmak üzere sık iğneyi yaptık. ortada da üç zincirli yuvamız var. İki zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. 2 2 olarak alıp buraya bir trabzan yapıyorum. Bir defa doladım. 2 2 3 oldu. Tam dört tane bu şekilde arkadaşlar. Buraya küçük trabzanlar yapıyorum. 8 zincir çekiyorum. Dönüyorum ters tarafına. İlk trabzanımın tepesini arkadaşlar bu şekilde kapatıp Buraya bir yuva yapıyorum. Şöyle bir zincirle düz tarafına döndüm. Buraya toplamda 12 tane sık iğne yapacağım. Bu birinci sık iğne. Bu iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 10, 11, 12. de arkadaşlar şu trabzanımın tepesine yapıyorum ki trabzan seviyesine ineyim. İki zincirimi de çekiyorum. Tekrar serum halkamın içine girip bu şekilde buraya bir tane yuva yapıyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar iki zincirimi çektim. Bir defa doladım. 2 2 olarak aldım. Zincirimle beraber iki tane trabzanım oldu. Toplamda 4 trabzan. 2 3 ve 4 zincirimle beraber. 8 zincir döndü. Yine buradaki ilk trabzan tepeme giriyorum arkadaşlar. Kapatıyorum. Sık iğne yapıyorum yani. Bir zincirle dönüp düz yüzüne Buraya aynı şekilde ilkinde yaptığımız gibi 12 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 Şöyle çekelim arkadaşlar. 10 11 ve 12. 2 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde serum halkalı yuvanın içine arkadaşlar kapatıyorum. Şimdi iki tane yaptık aynısından arkadaşlar. Üçüncüyü yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. 2 2 aldım. Bir defa doladım. 2 3 oldu. 4 oldu. Bu şekilde dört tane trabzanı yine yaptım. 8 tane zincir. 8 zincirimi çekip yine buradaki ilk trabzanımın tepesine zincirimi kapatıyorum. Bir tane zincirle düz yüzüne döndüm. Buraya yuvanın içine girip bir sık iğne yapıyorum. Evet arkadaşlar bu bir. Bu iki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. Ve yine trabzan seviyesine inmek için arkadaşlar. 12'yi de buraya yapıyorum. 2 zincirimi çektim şekilde sık iğne olarak iki zincirimi arkadaşlar hem de beşinci trabzan olarak buraya serum halkama kapatıyorum bir tane de zincir çektim dibine bu şekilde halkam hazır arkadaşlar ipimizi koparıyoruz ve ipimi yakıp hemen dönüyorum evet arkadaşlar bu yapmış olduğumuz iki sık iğne şöyle 3 zincirli yuva kalacak şekilde 2 sık iğne ile aradan girip bir tane sık iğne yapıyorum biraz sık iğnemizi hafif bolumsu yapalım buraya 5 tane zincir çekiyorum 1 2 tığ battı atlayıp şöyle 3. tığ battıma bu 5 zincirimi sık iğne olarak kapattım yine bir 5 zincir çekiyorum Buradan arkadaşlar sık iğnemin arasından girip bu şekilde kapatıyorum. Tekrar ikinci kez yani sıradaki sık iğneme giriyorum. Yine 5 zincir. 5 zincirimi sık iğnemin arasından arkadaşlar şöyle tel almadan girelim. 2 oldu. Toplamda buraya 7 tane arkadaşlar bu şekilde sık iğneli kirpikler yapacağız. 5 zincir. 5 zincirimi yine arasından girip kirpik olarak kapatıyorum. Sıradaki sık iğnenin içine girip kapattım. 5 zincir. Buraya kapatıyorum. Kırpik olarak. Sıradaki sık iğnenin içine girdim, kapattım. 5 zincir. Sık iğne olarak kapattım. Sıradaki sık iğnemizin içine girdim. Sayalım. 1 2 3 4 5 olmuş arkadaşlar. 5 zincir sık iğnemizin arasına girip kapattım sıradaki sık iğnemizi arkadaşlar yine bir sık iğne yaparak üzerine geçiş yaptım bu şekilde 5 zincir sık iğnemden girdim kapattım kirpik olarak 3 tane zincir çekiyorum buraya. Bu aradan arkadaşlar 2 trabzan arasından girip boşluktan 3 zincirimi buraya kapattım. Bu şekilde. Tekrar 3 zincir ve 1 2 3. sık iğnemi bakın arkadaşlar 1 2 3. sık iğnemin içine girip 3 zincirimi kapattım. Aynı şekilde burada olduğu gibi arkadaşlar kirpiklerle 7 tane kirpikleri hepsini dolduracağız. Evet arkadaşlar. Diğer ikisini de ben doldurdum. Yine sona geldik. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Buradaki arkadaşlar diğer sık iğneleri yaptığım yere şöyle bol bir şekilde bir sık iğne yapıyorum. Şu görüntü oluşsun istiyorum arkadaşlar. Ve bir tane de zincir çekip ipimi koparıp motifimiz hazır arkadaşlar bu şekilde işlemimizi bitiriyoruz. Bunu şöyle arkada ilmek alıp çekelim ki arkadaşlar yan kızı kenarda olmasın. Evet. Şimdi motifimizi tülbentimize monte edelim. Evet arkadaşlar sık iğne ile bu şekilde monte ettik tığımıza. Bu kirpikleri de ara suyu olarak arkadaşlar bitişte de göstereceğim için direkt monteleme işlemine geçiyorum. Bir zincirimi çekip şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. Orta boyda diyebilirsiniz arkadaşlar. Size göre büyüklü, Bana göre biraz küçük bir örümcek. İki defa tığımın başını doladım. İki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battıma 1 2 2 2 olarak girdim. Buraya küçük bir trabzan yaptım. Şimdi bir tane de zincir çekiyorum. Şu arkadaşlar mor kirpiğimizden ilk kirpiğimizden 5 zincir çekerek yaptığımız kirpikten sık iğne ile tutturdum bir tane de zincir çektim ve bunu tekrar bu şekilde yaptığım trabzanı arkadaşlar monte ettim burası düz yüzü düz yüzü olmasına dikkat edin arkadaşlar geri kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 6. da hemen yuvada yapıp bu şekilde monte ediyorum Yine bir zincir çektim. Şöyle küçük bir örümcek yapıyorum arkadaşlar. Bunun daha bile küçük olmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir zincir çekiyorum. Burada beyazdan 3 tane zincir çekmiştik. Buradan tığımla giriyorum. Bıraktığım ilmeği arkadaşlar tutup bu beyaz 3 zincirli yuvadan geçiriyorum. Şöyle bir sık iğne yapıyorum buraya. Tekrar bir zincir çekip Şöyle küçük bir aynı büyüklükte yani bir örümcek yapıyorum. 3 tane tığ battı. 1-2-3 atlayıp 4. tığ battıma bu şekilde modelimi monte ettim arkadaşlar. Şimdi tekrar ilk başta yaptığımız gibi küçük bir örümcek yapıyorum. 2 defa doladım tığımı. 1-2 atlayıp 3. tığ battıya 1 2 2 2 olarak aldım. Bir zincir çektim arkadaşlar. Çıkarmadan da yapabilirsiniz. Buradaki ilk kirpiğimden tuttum. İlmeğimi tutup geçirdim. Sık iğne yaptım yani. Tekrar bir zincir çekip buraya sık iğne yaptım. Bu şekilde monteledim. Geri kalan bu trabzanıma 5 tane sık iğne yapıyorum. Ve bir tane de tığ battım da yapıyorum arkadaşlar bu şekilde bir tane zincir çekiyorum Evet bu şekilde arkadaşlar şimdi bunu monte ettik ara suyunun yapım kısmına geçelim bir tane küçük bir örümcek yapıyorum tekrar yapalım iki defa doladım tığımı iki tığ battı atlayıp 3. tığ battığıma 1, 2, 2, 2 olarak aldım. Bir trabzan yaptım. İlkini 7 zincir çekiyorum. 7 zincirimi kapattım. Yaptığım trabzana bir kirpik yaptım buraya. Tekrar 6 zincir kapattım. Kirpik yaptım buraya. 2 kirpik oldu. 6 zincir. üçüncü kirpiğim geriye kalan kısma 5 tane sık iğne üç sıradaki arkadaşlar tığ battıya kapatıyorum şöyle biraz uzun durmasını istediğim için sıradaki tığ battıma kapattım yine bir zincir çekiyorum yanına şöyle küçük bir örümcek daha yapıp bu şekilde iki tane de zincirimi çektim 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battıma 1 2 2 2 ilk önce arkadaşlar bu yüzden motifimi çatarak başladım burada iki tane bitişte göstereceğim için ara suyunu yine 7 zincirimi çekip trabzanıma kapattım 6 zincir ikinci kirpik olarak kapattım 1 2 3 5 6 zincir trabzanıma kapatıyorum bu şekilde 3 tane kirpiğim oldu geri kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum sıradaki tığ battıya kapattım bir zincir yaptım şöyle arkadaşlar ipim de bitti şuradan çıkarıp şu şekilde yaptım Evet şimdi hemen yakıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi ütüsüz hali bu şekilde ütülendiği zaman daha da arkadaşlar yapışacağına eminim. Çok hoş ve çok zarif bir model oldu. Stres çarkı modelimizin ismi arkadaşlar. Bu şekilde kolay bir şekilde de çatım işlemini uyguluyoruz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.